Merhaba arkadaşlar, bu ikinci videoda da karışımların ayrılmasından söz etmeye devam edeceğiz. Neler öğreneceksiniz? Kullandığımız ayırma tekniklerini ama bu video üzerinde biz yoğunluk farkından yararlanarak karışımların ayrılmasından ve hangi yöntemleri kullandığımızdan bahsedeceğiz. Yoğunluk farkı ile karışımların ayrılmasında kullandığımız farklı yöntemler var. Ve bu yöntemlerde karışımın bileşenlerinin yoğunluklarının farklı olmasından yararlanıyoruz. Neler var bunların içerisinde? Savurma, yüzdürme, aktarma ve ayırma oynisi kullanma. Şimdi tek tek bunları inceliyor olacağız sizlerle. İlk yöntemimiz savurma burada arkadaşlar. Eğer buğday ve saman gibi yoğunlukları farklı maddelerden oluşan bir karışımınız varsa, bu karışım havaya atıldığında ya da savrulduğunda yoğunluğu küçük olan rüzgar etkisiyle ayrılır. Örneğin burada bu karışımda samanın yoğunluğu daha azdır. O yüzden rüzgarın etkisiyle uçar ve gider. Buğdaysa şu resimde de görüyorsunuz şu uçanlar samanlardır. Buğdaysa tekrar olduğu yere tekrardan düşer ve karışım ayrılmış olur. Bu yönteme savurma diyoruz. Eğer kuş beslemişseniz kuş yemlerini temizlenmesinde de bu yöntem kullanılır aslında. Kuş yemini üflediğinizde o yenmiş yemlerin kabukları yoğunlukları küçük olduğu için uçar gider. Ama henüz yenmemiş olan yemler aynı yerinde kalır. Bu yöntem de bir savurma yöntemidir. İkinci yöntemimiz yüzdürme ya da flotasyon. Yüzdürme işlemi arkadaşlar, yoğunluğu sıvının yoğunluğundan az olan katı taneciklerinin sıvı yüzeyine yükseltilerek sıvıdan uzaklaştırılması. Şimdi burada elimizde katı sıvı heterojen bir karışım olacak. Yani katımız sıvı içerisinde çözünmeyecek. İkinci kuralımız da katının yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olacak. Ki böylece biz katıyı sıvının üzerinde toplayacağız. Buna yüzdürme diyoruz. Örneğin talaş su karışımının ayrılmasında suyu içerisine talaşı eklediğiniz zaman yüzeyde toplanır. Bunu yüzeyden aldığınızda yüzdürme işlemi yapmış olursunuz. Ya da işte günlük hayatta havuza dökülen yaprakların temizlenmesinde bu yapraklar suyun yüzeyindedir. Sonra bu yüzeyden işleme, toplama işlemine yüzdürme diyoruz. Yüzdürme yöntemi özellikle madencilik sektöründe kullanılan bir ayrıştırma yöntemi arkadaşlar ve cevherlerin ayrıştırılmasında kullanılıyor. Cevher dediğimiz ekonomik olarak yeterli düzeyde mineral içeren madenler ve yüzdürme yöntemi genellikle sülfürlü cevherlerin ayrıştırılmasında kullanılıyor. Çok basitçe izleyecek olursak burada bir de videomuz var. Bakınız burada elimizde bir cevher var. Yapılan işlem şu, sülfürlü bir cevher bu. İçerisine belli katkı maddeleri eklenerek köpürtme işlemi uygulanıyor. Ve burada yüzeyde gördüğünüz köpük yukarı çıkarken yanında sülfürü de çıkartıyor. Ama istediğimiz madenler yoğunlukları fazla olduğu için dibinde kalıyor. Ve bu köpükler yüzeyden alındığında sülfür ayrıştırmış oluyor ya da sülfür benzeri yoğunluğu az olan ve istenmeyen kömür olabilir, toz olabilir. Bu maddeler ayrıştırılmış oluyor. Böylece cevher de temizlenmiş oluyor. Yoğunluk farkı ile karışımların ayrıştırılmasında kullandığımız üçüncü yöntem aktarma ya da dekantasyon. Şimdi aktarma işleminde arkadaşlar yoğunluğu sıvının yoğunluğundan fazla olan katı taneciklerinin sıvının dibine çöktürülmesi işlemi var. Çöktürüldükten sonra da kalan sıvının başka bir kaba aktarılması yapılıyor. Yine burada İki önemli noktamız var. Birincisi karışımımızın katı sıvı heterojen bir karışım olması lazım. Yine katı sıvı içerisinde çözünmeyecek. Ama bu sefer katının yoğunluğu sıvının yoğunluğundan fazla olacak ki biz böylece katıyı dibe çöktüreceğiz. Üstteki sıvıyı da aktaracağız. Örneğin burada kum su karışımını görüyorsunuz. Bakınız kum dibe çökmüş, su üstte kalmış. Siz bulandırmadan bu sıvıyı başka bir kaba aktardığınızda aktarma ya da dekantasyon işlemini uygulamış oluyorsunuz. Gelin bir de bunu video ile izleyelim. Bakın burada bir çamurlu su var. Şimdi bu çamurlu suyu bekleteceğiz. Dinlendirme ya da bekliyoruz. Biraz daha bekliyoruz. Bir süre sonra gördüğünüz gibi çamur dibe çöküyor. Su üstte kalıyor. Sonrasında bu suyu bulandırmadan başka bir kaba aktardığınızda uyguladığınız işleme dekantasyon ya da aktarma işlemi diyoruz. Böylece karışımı ayırmış olduk. Gelin bir örnek yapalım. Mesela elimizde kum talaş karışımı olsun ve bu karışımı ayırmak istiyoruz. Tabii eleyebilirsiniz. Farklı farklı yöntemler uygulayabilirsiniz. Biz bir de su eklemeyle nasıl ayırt edeceğimize bakalım. Yoğunlukları farkından. Öncelikle kumda, talaşta, suda çözülmeyen katılar.
Kumun yoğunluğu sudan daha büyüktür. Suyu eklediğinizde dibe çöker. Talaşın yoğunluğu sudan daha küçüktür. O yüzden suyu eklediğinizde üstte kalır. Bakın buradaki karışım o zaman biz su eklediğimiz zaman ne olacaktır? Kum dibe çökecek. Burada talaş üstte kalacak. O zaman önce yüzdürme yöntemiyle üstten toplayarak kimi alırsınız karışımdan? Talaşı alırsınız. Sonra kumu almak için arkadaşlar farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Süzebilirsiniz ya da aktarma yöntemini uygulayabilirsiniz. Suyu başka bir kaba aktararak kumu dipte bırakabilirsiniz. Böylece karışımı ayırmış olursunuz. Geldik son yöntemimize. Ayırma hunisi kullanma. Arkadaşlar ayırma hunisi kullanırken ayıracağımız karışımın birbiri içerisinde çözülmeyen ve yoğunlukları farklı olan sıvı sıvı karışımı olması gerekiyor. Yani koşulumuz şu. Elimizde sıvı sıvı heterojen bir karışım olacak ki bunlara emülsiyon diyorduk. Ve yazayım şöyle. Sıvıların yoğunlukları birbirinden farklı olacak. Bu işlem için kullandığımız aletin adı ayırma hunisi. Bakın burada ayırma hunisinin resmini görüyorsunuz. Ayırma hunisi cam bir hunidir. Alt tarafında bir musluk vardır. Huninin içerisine ayırmak istediğimiz karışımı koyarız. Bakın iki fazdan oluşuyor. Heterojen bir karışım. Ve musluk yardımıyla önce alttaki sıvıyı başka bir beher içerisinde toplarız ki ilk toplayacağımız sıvı aşağıda olduğu için yoğunluğu fazla olan sıvıdır. Sonra diğerini de diğer kaba aktarabiliriz. Bu yönteme ayırma hunisi kullanma diyoruz. Ayırma hunisinin nasıl çalıştığını gelin bir de videoyu izleyelim. Bakın burada bir sıvı sıvı heterojen karışım var. İki fazlı. Önce aşağı musluk yardımıyla alttaki sıvıyı başka bir kaba aktarıyoruz. Tam sıvıların değme noktasına, birleşme noktasına gelene kadar aktarıyoruz. Tam o birleşme noktasına geldiğinde musluğu kapatırsanız eğer alttaki sıvıyı başka bir kapta toplamış olduk. Sonra diğer bir kabada üstteki sıvıyı alabilirsiniz. Böylece sıvı sıvı karışımımızı, sıvı sıvı heterojen karışımımızı ayırmış oluruz. Bu yöntemle ayırabileceğimiz karışım örnekleri ne olabilir? Günlük hayatınızdan da çok aşina olduğunuz zeytinyağı su karışımı olabilir. Zeytinyağı su birbiri içerisinde çözünmez. Su altta kalır. Ayırma hunisiyle önce suyu alırsınız. Ya da benzin su karışımı olabilir. Yine benzin suda çözünmez ve suyun üzerinde toplanır. Yani ayırma hunisi kullanma yöntemiyle sıvı sıvı heterojen karışımlar ayırıyoruz ama karışımdaki sıvıların yoğunluklarının da farklı olması gerekiyor. Evet, bu videoda da yoğunluk farkıyla karışımların ayrılmasından bahsettik. Diğer iki videomuzda karışımların ayrılmasına devam edeceğiz.